Seyhan Hanım, tekrar hoş geldiniz. Bizimle bugün katılmanız için çok mutlu ettiniz. Ben sizi çok kısaca, yani tanıyorlar, öğrencilerimiz sizi takip ediyor, ofisiniz takip ediyor ama ben de çok kısaca sizin yaptıklarınızdan da biraz bahsetmek istiyorum izninizle. Seyhan Hanım 98 yılında Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra sanırım bir 4-5 yıl kadar piyasada otoban öncesinde profesyonel çalışmalarınızı sürdürmüşsünüz ve sonrasında 2003 yılı itibariyle de otobanın kurucu ortaklarıyla yani Sefer Çağlar'la birlikte başlamışlar otoban yolculuğuna ve otobanın muhtemelen daha önce birçoğunuzun da duyduğu gibi pek çok hem mimari proje hem iç mekan hem ürün anlamında uluslararası platformlarda da ulusal platformlarda da ödüller aldığı ismini çok duyurduk. Önemli proje imza atmışlar. Sonrasında Efe Aydar'ın da ekiplerine katılmasıyla birlikte neredeyse 20 yıllık bir sürecin tamamlamak üzere o zaman. Sizi dediğim gibi çok çok derslerde örnek gösterdiğimiz, ilgilendiğimiz mimar ofislerden bir tanesiniz. Ondan bugün sizi dinlemek, öğrencilerimizden sizle tanışmalarını ve size sorular sormasını çok istemiştik. Tekrar teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Her zaman tabii ki iş yoğunluğundan vakit olmuyor bu tip etkinliklere katılıyor olmak. Özellikle fiziksel yaptığımız dönemlerde. Şimdi böyle online olunca ben çok zevkle, çünkü çok gerçekten keyif alıyorum. Öğrenci arkadaşlarla deneyimlerimizi paylaşıyor olmak, onların sorularını yanıtlıyor olmak. Bunun da bir görev olduğunu düşünüyorum aslında. Online olduğu için artık çok daha kolay katılabiliyoruz. Çok teşekkürler tekrar davetiniz için. Beni çok zaten bizi anlattınız kısaca. Aynı dediğiniz gibi biz Sefer Çağlar'la birlikte Mimar Sinan Üniversitesi'nin ilk yıllarından beri arkadaşız. Ve hep birlikte deneyimlemeyi, birlikte kendimizi geliştirmeyi hedefledik, çalıştık bu doğrultuda. Ve daha sonra da dediğiniz gibi piyasa deneyimlerinden sonra kendi yolculuğumuza çıktık otoban adı altında. Bu otoban multidisipliner bir tasarım stüdyosudur. Dolayısıyla bahsettiğiniz gibi farklı disiplinlerden yaratıcı endüstrinin içerisinde olan işleri, projeleri yapıyoruz, geliştiriyoruz. Bu bir yolculuk. Yani 2003'te çıktık. Hala aynı enerjimizle, her gün yenilenerek, her gün yeni konular üzerinde düşünerek, yeni tasarım maceralarına atılarak devam ediyoruz. Biz kısaca ilk kurulduğumuzda çok daha genç olduğumuz için, çünkü 27-28 yaşlarındaydık. Daha ağırlıklı uluslararası platformda iş yapmayı hedefleyen bir ikili olarak öncelikle ürün tasarımlarıyla başladık. Çok daha kolay ulaşılabilir ve hızlıca uluslararası platforma taşıyabileceğimiz bir konu olarak. Bahsettiğiniz gibi çok güzel ödüller aldık orada. Onunla birlikte paralel projeler gelişmeye başladı. Önce küçük ölçek, şu an geldiğimiz noktada diyoruz işte small, medium, large, x large projelerimiz var. Hani bu dönemler daha medium, large, bazen x large projeler yapıyoruz. Ben şimdi hızlıca, çünkü biliyorum sorularınız var, hazırlandınız. Hızlıca izin verirseniz hani uluslararası projeler anlamında, hani çünkü ne katabilirim Türkiye'den bir ofis olarak arkadaşlara diye, daha hani Türkiye'de daha az olan hani uluslararası proje deneyimlerimizden bahsetmek istiyorum, projelerimizden bahsetmek istiyorum. Kısaca belki onun üzerine de sorular gelişebilir. Hızlıca ekranımı paylaşıyorum. Yani bu kısaca aslında hani şu dünya haritası üzerindeki noktalardan gördüğünüz şekliyle bizim projeler olarak ulaştığımız noktaları ifade ediyor. Biz bu haritayı çok seviyoruz, çünkü yeni bir başka bir coğrafyadan, başka bir ülkeden proje geldiğinde tekrar notlar ekliyoruz. İşte burada yazdığı gibi Hong Kong, Madrid, Zürih, St. Petersburg, Moskova, Dubai, Bahreyn, yani aklınıza gelebilecek Maldiv, Çin'de birçok proje yaptık gibi birçok alanda proje yaptık. Ağırlıklı otoban commercial projeler üzerinde çalışıyor. Yani bu ne demek? Biz
çok nadir daha özel talepler üzerine ev gibi kişisel projeleri yapıyoruz. Ağırlıklı ticari projeler üzerinde yoğunlaştık. Sektörlerimiz hospitality, retail, transportation, ofis projeleri gibi sektörlerden oluşuyor. Kısaca hani ödüllerimiz uluslararası anlamda hem ödüllerden bir kısmı diyebilirim. Hem product'ta hem projede çok fazla uluslararası aynı zamanda lokal ödül sahibi olduk. Şimdi bu Manchester projesi, bu bina Manchester'ın ilk stock exchange binası, yani borsa binası. Burada başlamış Manchester'da borsa ve daha sonra hani kullanım işlevini yitirdiği için başka bir yatırımcı tarafından satın alınıyor ve bunu otele çevirmemiz isteniyordu. Çok da güzel bir yapı, yani şeyin Manchester'ın landmarklarından biri ve dolayısıyla biz bu projeyi yaparken de şehirde de çok güzel bir enerji oldu. Herkes heyecanla bekledi, nasıl dönüşecek oteli ve tekrar kullanıma açılacak. Sadece özel bir zümrenin kullanımı değil, herkesin kullanımına açılacak diye. Tabii ki bu tarihi eser bir yapı. Çok fazla tarihi eser yapıda çalıştık. Koruma altında bir yapı ve tabii koruma kuralları çerçevesinde dokunabildiğimiz yerlere dokunmaya çalıştık. Aslında sadece bir işlevi oraya adapte edecek noktalar. Bu sol tarafta gördüğünüz lobi, bunlar render çalışmaları, tasarım çalışmaları. Tabii gördüğünüz gibi bütün detaylar korunarak sadece hani olması gerektiği hale getirip mobilya işlevi kazandırmak. Bu sağ tarafta gördüğünüzde bir şu bölümden, yani restoran bölümden bir kesit. Bu restoran bölümü tam merkezde yer alan büyük doğumun altındaki büyük salon. Burası da aslında trading yapıldığı, ticaretin yapıldığı, borsanın yapıldığı ana mekan. Burayı bir restorana çevirdik. Orada da Michelin yıldızlı bir İngiliz şefin pub'ı oldu. Çünkü biraz şeyde Manchester'da biliyorsunuz futbol, konserler, inanılmaz bir aktivite var şehirde ve o pub kültürü de çok fazla var. Orada da bir Michelin yıldızlı pub sahibi Tom Carriage restoran yaptı. Yani biz ona restoran tasarladık. Bu o kat koridorlarından, giriş holünden ve koruduğumuz ana değerlerden, elemanlardan bazı fotoğraflar. Bu otel projesi bahsettiğim gibi burada gördüğünüz bütün mobilyalar bizim kendi koleksiyonumuzdan Türk ürünler ve Türkiye'de ürettik bütün bunları. Biz product designer'da olduğumuz için ürün ve imalatla çok yakınız ve imalattan da hiç çıkmak istemiyoruz çünkü bizi canlı tuttuğuna inanıyoruz. Yani kağıt üzerinde mimarlık tabii ki bir yere kadar ama ondan sonraki o uygulama süreçlerini yaşamak, son noktasına gelmek bizim için çok önemli. Dolayısıyla bu bizim design and build dediğimiz sistemle bütün ürünleri Türkiye'de ürettiğimiz, gidip orada uygulamalar yaptığımız projelerden. Bu sağdaki büyük doğunun altındaki restoran. Burada da bu renkler de hep İngiliz, British Green dediğimiz yeşilden oluşuyor. Yani hep bir hikayeler kurup tabii ki hikayeler yaratıp onların parçalarını projeye aktarıyoruz. Güzel proje yok bizce, başarılı proje var. O yüzden de hikayesinin de çok doğru kurulması gerekiyor. Bu Maldivler'de yaptığımız resort projesi. Uzun yıllardır otel projeleri çalışıyoruz zaten. Fakat hiç bu coğrafyada bir proje yapmamıştık. Çünkü her coğrafyanın kendine has özellikleri var biliyorsunuz. Özellikle buradaki en büyük etken buranın kliması, yani buranın hava şartları. Buna göre malzemelerin seçilmesi, düzenlenmesi ve detayların ona göre oluşturulması gerekiyordu. Ve bizim için de çok güzel bir deneyim oldu. Her projede yeni bir şey öğreniyoruz. Çok seviyoruz farklı coğrafyalarda projeler yapmayı. Çünkü bizim için de bambaşka bir yolculuk oluyor. Bu gördüğünüz spa alanı ve onun su üzerindeki konsültasyon odaları, masaj odaları ve yoga pavilyonunu görüyorsunuz burada. Biz hem mimari hem iş mimari çalıştığımız için bu projede de tabii ki bir mimari proje ortağımız vardı ama hep bir ortaklıkla gitti. Dolayısıyla daha böyle heykelsi ürünleri biz tasarladık. Çünkü iç mekan dış mekan o kadar iç içe geçmiş bir nokta ki yani neresi sınırı belirlemeniz çok zor. Neresi iç neresi dış, çünkü tamamen outdoor bir proje. Burada gördüğünüz
bu tip Maldiv bölgesinde adalarda tekneyle yanaştığınız için ya da deniz uçağıyla yanaştığınız için bir karşılama alanı oluyor. Buna arrival jeti diyoruz. Bu arrival jetiyi de buradaki mantalardan, denizdeki mantalardan ilham alarak tasarladık. Öyle bir aslında bir heykel koymak istedik. İşlevsel bir heykel koymak istedik oraya. Tabii adalarda her ada bir otel. Bu arada oda yok buralar, bu otellerde villalar var. Dolayısıyla bahçeli villalar adanın içerisinde beach'in etrafında çevirdiğimiz beach villalar ve suyun üzerinde konumlandırdığımız water villalar var. Ve de bu her adanın da kalbinde, ortasında bütün personel için 3-4 yıldızlı ayrıca bir otel var. Sistem bu şekilde çalışıyor. Odaların içinden görüntüler görüyorsunuz. Duvar, yani biz hep hikaye kuruyoruz dediğim gibi. Burada da aynı şekilde kuvvetli bir hikaye kurmamız gerekiyordu. Bu Maldivian hat dediğimiz bu yapı sistemi zaten buradaki yoğun yağmur koşullarından dolayı geleneksel bir yapı sistemi. Fakat biz bunun içerisine çağdaş bir hayat da koymaya çalışıyoruz. Çünkü bu yani 7 yıldızlı bir otel aslında. Kullandığımız detaylar hep carvingler, bölgeden esinlenerek bölgede ne kullanılıyor, ne tip yaklaşımlar var, zanaatte neler var gibi sorularımızın karşılığında da bir takım cevaplar buluyoruz ve projemizdeki hikayemize bunları yerleştiriyoruz. Bu sol aşağıda gördüğünüz bizim deko sofamızdan türettiğimiz aslında deko sofa tamamen hikayesi Osmanlı'dan gelme, Türk bizim Osmanlı döneminde mobilya olmaması, daha çok divanların olması gibi bir hikayesi var. Buraya da bu divan şeklini çok yakıştırdık ve bambu bir strüktür yaparak, bambu görünümlü, ahşaptan oyarak yine carving bir strüktür yaparak buraya ait kıldık. Burada gördüğünüz gibi hep lokal malzemeler, Hindistan kabukları, Hindistan cevizi kabuklarından yatak başları, işte bambudan separasyonlar gibi detaylar var. Buradaki bütün mobilyaları biz tasarladık ve ürettik Türkiye'de. Bu da aslında çok güzel bir şey. Çok da seviyoruz. Yani yurt dışına da Türkiye'den mobilya götürebiliyoruz. Bu da çok önemli. Sağ tarafta banyodan bir detay görüyorsunuz. Bu Malta'da yaptığımız Valletta'da Barbara Bastions dediğiniz caddenin üstünde bu meşhur Malta Limanı'na bakan caddede 4-5 senedir çalışıyoruz bu projeleri. Çünkü renovasyon projeleri. Bu oteli çok böyle fantastik bir hikaye kurmamızı istedi. Müşterinin briefi oydu. O otelin Türkiye'de yaptığımız mock-up'ıydı. Bunlar da tasarımdan parçalar. Genelde göreceksiniz biz hep doğal malzeme, malzemenin potansiyelini ortaya çıkarma, derinlemesine işleme gibi ya da malzemeden, bilinen malzemeden başka bir soluk çıkarma gibi konularımız var. Bunları işliyoruz. Bu bitmiş halinden bir cave'in içinden lobi, bar bölümü. Bunlar odaları. Duvarlarda gördüğünüz Maltalı bir sanatçının abstract fotoğraflarını ondan onunla işbirliği yaparak duvar kağıdı olarak kullandık. Dolayısıyla aslında hani her projenin bir yaklaşımı var. Çok Maltalı bir projede yapılabilirdi. Çok lokal. Hayır. Müşterimiz buraya tamamen çok sürprizli, wow efekti olan çağdaş bir bakış açısı getirmek istedi. Bu diğer detaylardan görüyorsunuz. Bu Hong Kong'da yaptığımız otel 300 odalı bir oteldi. Bu 4 yıldızlı bir otel. Daha çok Çin'den gelen alışveriş müşterisini ağırlayan, yani çok hızlı gelip 3 gün 4 gün kalıp alışveriş yapıp oteli daha çok yatmak için kullanan müşterilere hitap eden bir proje. Bu gördüğünüz lobiden, solda gördüğünüz mimari proje. Bu bizim projemiz değil, mimariden gelen bir proje ve yapıyı algılayabilmek için bu fotoğrafı yerleştirdik buraya. Sağ tarafta lobiden bir fotoğraf görüyorsunuz. Hep biraz daha özellikle bu tip böyle çok hikayesi olmayan alanlarda biz hikaye yaratmaya çalışıyoruz. Burada daha heykelsi, daha objeye yönelerek, tasarıma yönelerek, üçüncü boyutu kullanarak bir tasarım yerleştirdik. Bu karşıda gördüğünüz Green Wall'da Patrick Blank adında oldukça
ünlü bu Green Wall'ları ilk yapan peyzajcı, tasarımcı, sanatçı kişiye ait. Render çalışmalarını görüyorsunuz. Oldukça genelde biz layer'larla uğraşıyoruz son dönemde. İkinci bir layer giydirerek proje içerisine yeni bir kimlik yarattık orada. Çünkü onun dışında aslında dört duvar bir gökdelenin odası gibiydi. Burada detayları görebiliyorsunuz. Bu malzemeleri kullanmamızın sebebi hem akustik, çünkü çok gürültülü bir toplum Çinliler oraya gittiğinde. Hem akustik hem de oldukça kolay yıpratıldığı için daha sağlam bir kabuğa oturtmak. Bu lobi, giriş resepsiyonun arkasındaki lobi kafesi. Food and Beverage'de Babaji. Bunu biliyorsunuzdur belki, Londra'da yaptığımız Alan Yao'yla yaptığımız bir proje. Türk pide restoranı. Buradaki hikaye de tabii ki Türklük olduğu için Çinliler, bizim yaptığımız abstract formlarla oluşmuş Çinliler. Bunları da Gorbon'la işbirliği yaparak Türkiye'de ürettik. Tamamen yani duvardan tavana tek parça. Çünkü çok küçük bir mekan, bold bir hareket koymamız gerekiyordu mekanın içerisine. Pide fırını, onun tezgahı, sağda gördüğünüz detaylar, aydınlatmalar. Bu da yine aynı kişiyle Alan Yao'yla yaptığımız Londra Soho'da Chinese British Gastropub diyebileceğimiz bir restoran, bir konsept. Bu konseptte de iki kültür, o Chinese kültürüyle British kültürü birleştirecek bir yaklaşım sergiledik. Çin seramikleriyle ya da işte bildiğiniz hani bütün o mink vazolarda ya da kendi detaylarında, objelerinde gördüğünüz bu seramiklerle, çizimlerle, o mavi beyaz seramiklerle ikinci içerisine bir katman yarattık. İngiliz kültüründe publarda çok olan o ahşap lambri kabuk sistemi. Bu sağda gördüğünüz bakır tanklar burada bira da üretiliyor. Kendi biralarını yapıyorlar ve restoranın ilk giriş kapısının karşısına yerleştirdik bunu. Dolayısıyla restorana girer girmez bu bakır tankların içerisine girip ben neredeyim diyorsunuz. Bu projede de biz design and build anlamında bütün mobilyaları Türkiye'de ürettik. Bu da son sanıyorum proje, Beef and Liberty. Bu da Hong Kong'da yaptığımız bir burger restoranı. Bu da genelde Hong Kong'da gideniniz var mı bilmiyorum. Bütün restoranlar gökdelende, oldukça sıcak bir iklim, çok nemli bir iklim. Dolayısıyla her yer kapalı ve klimatize ve sokak restoranları çok az var. Bu bizim ikinci restoranımız Hong Kong'da. İlk restoranımızı 2009'da yapmıştık. O çok enteresan, çok nadir bir şekilde olduğu gibi Hong Kong'da Hollywood Road'un üzerinde, cadde üzeri bir dükkandı, restorandı. Bu şeyin gökdelenin içinde bir kat, öyle düşünün. Ve şuradaki pencereden de görüldüğü gibi çok yakın mesafede binalarla çevrili. Dolayısıyla biz bunun içine bu hani burger'ın daha böyle hani pişirme, grill vesaire etkisi, dedik ki burası bir park olsun ya da bir gazebo olsun. Bir gazebonun içinde gidelim. Yani işte buradaki demir işçilikleri, o grillin demir dökümüyle ilgili fikirler veriyor bize. Buradaki pardon ahşap işçilikleri aynı şekilde. Onun içerisine bir burger restoran koyduk. Burada gördüğünüz detaylar. Yine mobilyalar bizim tasarımlarımız, bizim koleksiyonumuzdan. Yine bunları da biz ürettik. Hatta bunları Çin'de ürettik. Bu galiba tamam, bu soru olacak. Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı. Bu bizim en büyük ölçekli projemiz. 2004'te tamamlandı. Ve tabii ki biz bunu çok önemsiyoruz, bu tip projeleri. Çünkü bu tip projeler ülkeye açılan giriş kapıları ve temsiliyet özellikleri var. Yani ilk ülke imajını buradan arıyorsunuz. Zaten briefimiz de oydu. Bizim başka projelerimizden de görürsünüz. Çok fazla havalimanı, aviation projeleri yaptık. Burada da projesi Arup tarafından yapılmıştı. Fakat bize işte toplam 65 bin metrekare bizim kullandığı, bizim tasarlayacağımız alan, yolcunun gezdiği, gördüğü, dokunduğu her yer diyebiliriz. Bu hariç. Dolayısıyla bütün iç mekan, bu dev 45 bin metrekare açık alanın içerisinde bir hayat kurmaya çalıştık. Buradaki en büyük challenge yükseklikti. İnsan ölçeğinin çok üzerinde.
bir yükseklik ve cam tavanları vardı. Gün ışığını kesmemek ve o ferahlığı bozmamak, aynı zamanda bununla birlikte insan ölçüğüne getirmek için bu yapının içerisine biz mini architecture diyoruz, kakunlar yerleştirdik. Burada eskizlerini görüyorsunuz bu yerleşimin. Dolayısıyla burada hiçbir bölüntü yapmadan, duvar ya da işte başka bölücüler ışığı kesmeden bir gezinti alanı elde ettik. Pasaporttan sonraki alandan bahsediyorum. Çok zorlu bir süreçti. 2 sene sürdü bu proje. Yani yine de çok hızlı sürdü. Yine burada gördüğünüz gibi havalimanı tipolojisine aykırı davranışlar da görüyorsunuz. Daha çok ahşap malzemenin olduğu, daha sıcak renklerin, doğal renklerin olduğu. Çünkü biz artık havalimanlarını sadece geçiş alanı olarak değil, hem temsiliyet hem de insanları host eden, ağırlayan bir mekan olarak algılıyoruz. Ve bu amacımızı hem tasarım yaklaşımımız hem kullandığımız malzemelerle ifade etmeye çalıştık. Bunlar bitmiş fotoğrafları, bu kakunların arasındaki iç dış ilişkisi, iç mekan dış mekan ilişkisi, böyle dar sürprizli yollar, çok hoş mekanlar çıktı gerçekten. Bu pasaport alanından bir görüntü. Son proje bu. Bu Türkiye'den bir proje. Yeni bittiği için ve çok da ses getireceğini düşündüğümüz için paylaşmak istedik. Galata Port'a ismini veren Cruise Terminal projesi. Burası da yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alan. Dolayısıyla bizim Bakü'den sonra ikinci bu boyutta projemiz. Bu terminal projelerini gerçekten çok seviyoruz. Hikayelerini de güzel oturtmaya çalışıyoruz. Bu dünyanın ilk yeraltı cruise terminali. Galata Port projesinde üst kısmı, daha doğrusu terminali yerin altına alarak yukarıdaki kısmı, deniz kenarını halkın kullanımına açmak gibi bir proje vardı ki hani bu gümrüklü gümrüksüz alan meselesinden dolayı her zaman yıllardır orada bariyer vardı. O sahile hiçbir zaman ulaşamıyorduk. Çok da doğru bir karar oldu. Dolayısıyla tüm yolcu trafiğini, aynı zamanda otobüs, taksi, düşündüğünüz her türlü trafiği yerin altına aldık. Burada tabii bir zorluğumuz, baştan bu proje bu şekilde düşünülmediği için burada gördüğünüz tüm kolonlar yukarıdaki kolon yapıların bütün strüktürel yapısı. Buraları aslında teknik alan olarak, otoparklar olarak düşünülmüş. Sonradan terminale çevrildi. Buraya bir hikaye yaratmak çok zor oldu. Çünkü düşünün, gün ışığınız yok, yerin altındasınız. Harika İstanbul manzarasıyla gelen bir yolcuyu konveyörlerle yerin altına alıyorsunuz. Ve İstanbul imajını, ilk imajını yaratacaksınız. Buradaki hikayemiz şuydu. Burası zaten Kemeraltı bölgesi. Sarnıçlarıyla meşhur. İstanbul zaten bir sarnıç kenti. Biz de burasını kendi sarnıcımız olarak düşündük ve bugünün sarnıç mimari, yani bugünün sarnıç mimarisi yaklaşımı nasıl olurdu diye düşünerek bakın kolonlara bir takım kalıplarla formlar ekledik. Bunlar aynı zamanda gemicilik detaylarında da var, bu formlar. Her ikisini birlikte mix ettik diyebilirim. Oldukça güzel görüntüler çıktı. Çok etkili bir mekan çıktı. Umarım uluslararası anlamda da Türkiye'yi çok iyi temsil edecek. Hiç şüphemiz yok. Gerçekten hep birbirinden güzel, çok ufuk açıcı projelerdi. Çok, çok teşekkür ederiz size. Bu projeleri görmek keyifli. Bir de mimarından bunları dinlemek, sizin bakış açınızda o süreçleri nasıl gittiğini dinlemek çok daha keyifli. Çok teşekkür ederiz. Vakit çok kısa olduğu için o kadar hızlı anlattım ki umarım faydalı olabilmişimdir. Ben şu an hani bu Londra Design Bienali'nde yaptığımız, Türkiye'yi temsil eden yaptığımız The Wish Machine'ni de göstereyim. Bu da Türkiye'yi temsil ettik. İlk defa yapılan, Londra'da ilk defa yapılan tasarım bienalinde İKSV tarafından görevlendirildik, seçildik. Burada da Thomas More'un Utopic kitabının, Thomas More'un 500. yılıydı ve Utopia kitabıydı konumuz. Burada da dünyaya umut vermek için bir dilek makinesi tasarladık. Bu da bir diplomatik sistemdir ve herkes gelip burada dileklerini şuradaki yerde yazıp buradan gönderip bütün buralarda dönmesini, tüpün içinde o dileğin ve bütün yapının içinde dönüp de sonsuzlukta kaybolmasını seyretti. Çok güzel, interaktif bir işti.
Evet, çok. Birçok kitapta yayınlandı projelerimiz. 2013'te Geçtelten Yayın Evi ile kendi kitabımızı yayınladık. 10. yıl monogramımızı. Şimdi 20. yıla hazırlanıyoruz. Ben şu an dosyamı kapatıyorum. Afiyet olsun. Tekrar çok teşekkürler. Gerçekten çok keyifliydi. Şu 18 yılda yaptıklarınızı, başardıklarınızı görünce gerçekten etkilenmemek elde değil. Çok güzel çalışmalar. Yani her sizin anlattığınız gibi her çalışmanın ayrı bir öyküsü var. Ve o öykü sırasında aslında hep hangi coğrafyada olursanız olun, onun kültüründen de çok beslenerek ve mutlaka malzemesiyle orada kendiniz bir öykü yaratıp onu aktarıyorsunuz aslında. Onu deneyimlettiriyorsunuz kullanıcıya. Bunlar çok güzel noktalar bence arkadaşlar için de, eminim mimar arkadaşlar için de, genç mimar adayları için de çok ufuk açıcı olmuştur. Ben bütün bu tatlı sunumdan sonra bizim daha önce oluşturduğumuz soruları da biraz sormak istiyorum. Aslına bakarsanız bambaşka bir yere alayım. Ben de öğrenciyken sizin projelerinizi, ofisinizi yakından takip eden biri olarak yıllardır benim aklımda olan soru. Hazır sizi buluşken hemen sorayım. Neden otoban ismi? İsim olarak otoban ismi biraz aslına bakarsanız alışılmışın dışında bir isim. Niçin bu ismi tercih ettiniz? Bir hikayesi var mı? Otobanın en popüler sorusudur bu. Evet. İlk başından beri, evet, çok da doğal yani böyle bir soruyu sormak ya da merak etmek arkasındaki hikayeyi. Biz Sefer'le ofisimizi açtığımızda, bu hani tabii isim meselesi çok, hani bir kimlik yaratıyorsunuz isimle de aslında. Kriterlerimiz vardı isim ararken. Muhakkak uluslararası platformda söylenebilir ve anlaşılabilir olması. Aynı zamanda Türk kültürüne de yakın ve tanıdık olması, familiar olması. Ve biz başından beri multidisipliner bir tasarım anlayışıyla iş üreteceğimizi bildiğimiz için bir şeye de refere etmesin, yani yaptığımız bir şeye diye çok böyle kriterlerimizi yazmıştık. Kesinlikle, ama en büyük kriterimiz uluslararası. Çünkü biz biliyorduk ki ofisi kurduğumuz anda çıkacağız yurt dışına ve çıktık da zaten. Sonra işte birçok isim vesaire falan derken bizim aramızda böyle hikaye vardı. Hani bir, o zamanlar hepimiz motor kullanıyoruz. İşte böyle arabalarımız var. Hafta sonları otobana çıkıp bir yere gidiyoruz falan. Yeni yeni sürprizler, yeni keşifler. Öyle bir grubumuz da vardı. Bir arkadaşımız ya otoban koyun diye espri yaptı. Sonra da biz aa dedik, çok iyi fikir, niye koymayalım? Sonra hani Türkçe otoban, OTO, hani dedik o uluslararası yazarken çok algılanmayabilir. İngilizce olmaz, highway. Ama Almanca'ya baktık. Autobahn, H'si var. Onu çıkardık. Zaten şeyi çok severiz. Hani otoban tabelalarını, grafiklerini, çok analitik gelir. Çok, yani düşün, uluslararası bir dil. Bir, evet. Bambaşka bir dil yani. Ve herkese ulaşabiliyor. Sonra da felsefesi de çok hoşumuza gitti. Yani bu, biz bir yolculuğa çıkıyoruz zaten. Önümüze birçok seçenek çıkacak, bir takım sapaklar çıkacak. Oradaki kararlarımız hayatımızı yönlendirecek gibi. Ardından da onu kendimize seçtik. Çok da seviyoruz. Evet. Yani sonra hani Kraftwerk'in herkes otoban albümünden mi esinlendiniz vesaire diyor. Ama bizim aslında böyle bir hikayemiz vardı. Hiç aklımıza gelmedi o an, ama sonradan onu da sahiplendik. Ya evet, bir de böyle bir hikaye var falan diye. Hikaye. Evet, isim de çok orijinal, hikayesi de son derece şey. Hikayesi de orijinal ve çok da mantıklı, çok da güzel bir isim. Peki sizi bu otoban macerasına başlatmaya iten o 98 ile 2003 arasındaki dış, yani niçin kendi ofisinizi kurma çabasını sizi iten şey neydi? Yani yeter artık, hani ben hazırım, bundan sonra artık kendi rakamda durmak istiyorum mu? Yoksa piyasada bazı olumlu olumsuz deneyimler mi? O insana o cesaret nasıl geliyor? O aradaki o 5 yılınızı nasıl değerlendirirsiniz? Öncesi, otoban öncesi. Gençlik cesareti. yok, aslında şöyle, biz Sefer'le üniversitede tanıştıktan sonra biz zaten bir ikiliydik üniversitede de. Yani üniversitede bir şey olduğunda, bir ne bileyim hani kulüp odası tasarlanacak, Seyhan'la Sefer'e gelinirdi. Biz hep bir ikiliydik zaten o zamandan beri, birlikte çalışıyorduk ki bizim Mimar Sinan Üniversitesi'nde okulla birlikte çalışmak çok genel bir kavram.
yani okul birinci sınıfından sonra staja başlanır, bir yerlerde çizimler yapılmaya gidilir, dışarıdan evde projeler çizilir vesaire. Yani çok tanıdığımız bir kültür ve biz de tabii başladık. Sürekli birlikte projeler yapıyoruz dışarıya. Hani outsource ediliyor ya, bize de outsource ediyorlardı projeleri. Fakat bizim hep böyle bir arayışımız vardı. Yani bildiğimiz sistemler ve kurallar içerisinde bu mesleği yapmak istemediğimizle ilgili. Yani yeni bir şey getirmek istiyorduk. Ve hatta hiç unutmuyorum, onu da anlatıyorum bazı yerlerde. Tabii şimdiki gibi internet ve ulaşım, yani bu kadar çok bilgi akışı, bilgiye ulaşma kolaylığı yok. Kütüphane kuşu olarak biz hani sıramızı bekliyoruz gelen yabancı dergileri almak için. İşte Blueprint dergisi. Hayranlıkla bakıyorum ben Blueprint ve yaklaşımlar vesaire. Yani ütopya benim için, bir hayal. Ya bir gün biz burada olabilecek miyiz sefer falan demiştim ve biz sonra ofisi kurduktan sonra ikinci senede Blueprint'ten ödül aldık. Evet, ondan sonra yani o hep bir açlık, hani başka yeni bir şey, bilinen şeyler evet okey ama daha ne olabilir? Yenine getirebilirim. Açlığı bizi bunu yapmaya, buna yapmaya itti açıkçası. Harika. İyi ki de yapmış. Ne güzel. Peki bu o açlıktan sonra oluşan bir bu ofis ilk yıllarınızı nasıl değerlendirirsiniz? Aslında sizin yurt dışına açılmanız gerçekten de çok hızlı olmuş. Yani yurt dışı tecrübeleriniz çok başlarda, siz isim koyarken bile hep hedefiniz o yöndeymiş ama ilk bir başlaması çok zor ya, o sınırları kırmak. Evet. Siz onu nasıl kırabildiniz? Bu çok zor bir şeyi nasıl başarabildiniz bu kadar erken dönemde? Yani inanın şimdi anlatacağım. Ben bunları düşününce bunları nasıl düşünmüşüz o yaşta falan diye düşünüyorum. Gerçekten bir de hani şimdi yine hani benim de yeğenim iç mimarlıktan mezun oldu Parsons'ta. Hani şimdi o da bir arayış içerisinde hani vesaire. Hani bakıyorum çok zor gerçekten bir yerden başlamak. Başlamak en zoru. Evet. Ama tabii şöyle, hani buna başlarken bizim zaten üniversite boyunca bir iş tecrübemiz, arkasından da piyasada çalıştığımız bir iş tecrübemiz, belki 6-7 senelik bir iş tecrübemiz vardı, belki daha fazla ve hiç durmadan ürettik. Yani kendimizi hazırladık buna. Hani böyle okuldan çıktım, hadi ben şimdi ofis açacağım, şunu yapacağım, kimseyle çalışmak istemiyorum duygusundan değil bu. Biz ilk ofisi açtığımızda zaten ismimizi ve hedefimizi bu doğrultuda çok net oluşturmuştuk. Fakat yani şimdiki ortam gibi iletişim çok az. Hani bir şey yaptınız, şimdi Instagram'a koydunuz ve doğru şeyler, takipçiler aldınız. Bir yere ulaşmanız çok kolay. Ama o zaman öyle değil. O yüzden ilk başta dedik ki en kolay nasıl ulaşabiliriz biz bu hedefimize? Büyük bir derya deniz, yani mimari ve creative industry yurt dışında. Hani bunun arasına bir Türk tasarımcı olarak girmek hani çok uzun vadede oluşturabilecek bir şey. Bizim zaten çok sevdiğimiz product design, hani hep de yapıyorduk zaten. Projelere ve hikayelere uygun ürünler tasarlıyorduk. Dedik o zaman şey yapalım, hemen bir koleksiyon hazırlayalım. Koleksiyonu hazırladık, prototipleri yaptık, küçük kataloglar bastık, kartpostallar bastık, tişörtler bastık. Bütün şeylerimizin, ürünlerimizin ve onların sloganlarıyla böyle bir otoban dünyası yarattık ve ilk önümüze gelen fuara başvurduk. Tabii şimdi tasarım fuarına başvurduk. O zaman Türk tasarımcı uluslararası anlamda hani böyle fuara giden o hani newcomer'lar diyorlar onlara. Böyle bir başvuru almamışlar daha önce. Yani Türk tasarımcı. Bir de bu başvuru yapıyorsunuz, kabul edilmeniz lazım. Sizin bütün şeyinize bakacaklar, çalışmalarınızı. Neyse biz en yakını Salon de Meuble diye Paris'te bir fuar vardı. Mobilya fuarı. Onun dizayn bölümünde ve biz kabul aldık. 6 ay içinde bütün bunları yapıp kataloglarımızı, her şeyimizi, prototiplerimizle oraya gittik ve fuar çattık seferle birlikte. Ürünler gerçekten prototip halinde. Ve çok inanılmaz bir ilgi aldık orada. Yani bütün yabancı basın, ama tabii bütün bunları hazırlanarak gittik. Yani mesela pres CD'miz bile vardı, o zamanlar CD veriliyordu. Pres kitimiz, kataloğumuz, işte bütün bu şeylere zaten Funiply'dı koleksiyonun adı. Böyle fun içerisinde yaptık hepsini. Böyle bir keyifli ve eğlenceli bir
dünya getirdik oraya. Sonra da orada uluslararası basına tanıştık. Ondan sonra da arkası gelmedi. Artık amatör macera uzun süre devam etti. Her sene fuarlara, Londra'ya gitmeler, New York'a gitmeler, her gittiğimiz fuardan ödüllerle dönmeler. Uluslararası kapıyı oradan araladık. Ve arkasından işte Türkiye'de sürekli projeler devam ediyordu. Arkasından da işte 2008-2009 yılları ofisi açtıktan 5 sene sonra da uluslararası projeler gelmeye başladı. Çok güzel. Yani gerçekten aslında şimdi siz söyledikçe o dönemi de ben de yaşadım o dönemi. Gerçekten de şu anki arkadaşlara belki şu an çok uzak gelen şeyler, yani o kadar hızlı bir teknolojiyle birlikte o kadar fazla şey açtık ki şu son 15-20 yıl içinde gerçekten. Evet. Size sanıyorum yani o dönemki koşullarla şu dönemki koşullar arasında çok fark var. Hele şu an yaşadığımız güncel durum bambaşka. Bir de şu an bir pandemi durumuyla bilden hali hazırda çözdüğümüz şeyleri tekrar unutup yeni çözümler bulmaya bununla uğraşıyoruz. Zaten onunla boğuşmaya başlıyoruz. Kıvılcım'ın da aslında burada stüdyo başkanı Kıvılcım Yavuz'un da size pandemi sürecinde tasarım konusunda bazı sorular olacaktı. Ben sözü Kıvılcım'a vereyim. Tabii. Merhaba. Merhaba Kıvılcım. Öncelikle mimarlık ve tasarım topluluğu olarak biz öğrencileri temsilen genel kurulu oluşturan arkadaşlarımızla toplandık ve en çok merak edilen soruları derlemeye çalıştık. Ve en çok merak edilen konulardan biri de tabii ki yakın geleceğimiz ve şu anımız pandemi süreci oldu. Pandemi süreci küresel olarak bütün sektörleri farklı etkiledi. İlginç bir dönem yaşadık. Ülkeler arası bile değil, evimizden ayrılamadığımız bir süreç yaşadık, hatta yaşıyoruz. Yani bu süreçte uluslararası bir ofis olan Otoban nasıl etkilendi? Özellikle bu süreçte başlayan dijitalleşme konusunda ne düşünüyorsunuz? Ve dijital ortam ve programlar geleneksel mimarlığın yerini alabilir mi? Bu konuda ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Çok güzel soru. Sondan başlayayım. Dijital dünyanın içindeyiz. Zaten aslında bu pandemi de dijital bir devrim getirdi. Yani zaten süre gelen bir devrimi belli bir zümrenin içinden çıkartıp çok daha geniş bir platforma yaydı. Ve geleneksel tasarım anlayışı her zaman senin hepimiz için düşünme pratiği olarak devam edebilir. Yani aklımızı bir konu üzerinde çalışırken küçük bir eskiz yapma, oradan geliştirme vesaire, hepsi bu zaten olacak. Bu biraz beyin jimnastiği aslında bizim. Yani beynimiz ve elimiz birlikte çalışıyor. Ama onun dışında tabii ki dijital dünyaya yatsımak mümkün değil. Tabii ki bu projeleri tasarlayacağız, üç boyutlu hale getireceğiz. Orada çok daha en ufak detayına kadar görebiliyoruz. Detaylarını çözebiliyoruz. Çok daha hızlı proje üretebiliyoruz. Ve artık projelerin boyutları çok büyüdü, çok farklı disiplinler eklendi. Yani şu an bir projeye giriyoruz. Acoustic Consultant Lighting, işte yangın, MEP, Art Consultant ya da aklınıza gelebilecek, yani ne bileyim işte havalimanı yapıyorsak bütün buradaki trafikle ilgili consultantlarımız var. Yani çok fazla disiplin bir arada çalıştığı zaman ortak olarak kullanacakları bir platform olmalı. Tabii ki bunlar dijital platformlar ve kullandığımız mesleki programlar. Yani bunu mesleki olarak asla yatsıyamayız. Kimsenin de yatsımaması gerekiyor. Pandemi sürecine gelince tabii ki hepimiz için büyük bir şok. Hepimiz öncelikle insan olarak adapte olmaya çalıştık. Bunu yaşam, çalışıyoruz hala yaşam stili olarak. Yaşamlarımız değişti. Ve bununla da birlikte hızlı bir dijitale yani dijital hep hayatımızda vardı ama daha böyle bir küçük bir araçtı. Şu an çok büyük bir araç. Biz özellikle uluslararası projeler yaparken valiz elimizde, yani ben aslında artık bir ara havalimanı, eve gider gibi havalimanına gidiyordum. Sürekli elimde valiz ve havalimanında görüyorum kendimi. Yani uçaklar evim, oteller evim. Böyleyken işte bu bir seneyi geçti herhalde, seyahat etmiyoruz. Ve hala biz uluslararası projeleri çok rahat yapabiliyoruz. Çünkü sürekli Zoom'dayız, sürekli Skype'dayız, sürekli online platformda ve hatta çok daha fazla kişinin katılımıyla proje yapıyoruz. Aslında birazcık da hız kazandırdı. Çünkü bütün o seyahat vakitleri ya da İstanbul içinde olsa bile toplantıya gitme, trafikleri çekme vakitleri geçti. Artık bunlar kalmadı. Çok daha hızlı
sonuca ulaşabiliyoruz ve çok daha farklı kişilerin katılımıyla. Şimdi şöyle oldu, eskiden çok daha hızlı karar veriyorduk böyle daha az kişinin katılımıyla. Şimdi yani bir toplantı küçücük bir konu bile olsa Amerika'dan, Londra'dan, Dubai'den, Türkiye'den herkes katılıyor ve belki böyle bir artık yüzlerini göremediğim kadar insan kimin ne yani kimin konuştuğu, bırakın kimin dinlediğini anlamıyorum. Doğru. Biraz hani bunlara adapte olma biraz vakit aldı. Bir de tabii kolay olduğu için bir Zoom'dan gidip öbür Zoom'a giriyoruz. Yani eskiden günde iki toplantı yapabilirken maksimum ya da Londra'daki projemiz için alıp başımıza Londra'ya gidip iki gün orada kalıp o toplantı yapıp dönecekken aynı gün içinde 3-4 tane uluslararası toplantı yapıyoruz. Dolayısıyla hızı ben artık yetişemiyorum gerçekten. Evet, kesinlikle. Bilmiyorum, soruna cevap olabildi mi? Hayal edemediğimiz insanları ağırlayabiliyoruz bu şekilde. Onların sunumlarına katılabiliyoruz, workshoplarına katılabiliyoruz. Bu çok özel bir şey oldu bizim için de. Evet. Ama pandeminin olumsuz yönleri de oldu birazcık. Yani pandemi sürecinde hepimiz bir noktada bulunduğumuz mekanların içerisinde hapsolduk. Mekan algı, birçoğumuz mekan algımızı sorgulamaya neden oldu. Bu bizim iç ve dış mekan algısını değiştirdi ve iç ve dış mekanları bölen duvarlar hiç olmadığı kadar kalınlaştı, sertleşti ve içeriye tıkılıp kaldık. Bu yüzden bu süreç sizin tasarımınızı COVID'den önce, COVID'den sonra gibi bir değişim olacak mı? Yani tabii bunlar bahsettiğin şeyler bizim psikolojik olarak yaşadığımız şeyler. Hani bunun muhakkak her insanın yaşadığı psikolojik konu, olay, yaptığı işe benliğini. Çünkü biz sonuçta parmak izi gibi bir iz bırakıyoruz. Bizden çıkıyor bu iz. Tabii ki etkiliyordur. Ama biz şimdi profesyonel anlamda baktığım zaman, ki bakmamız gerekiyor. Biz bir iş yapıyoruz. Hayata dair, insanlara dair bir iş yapıyoruz. Ve biz her şekilde eğer dünya şu an bunu yaşıyorsa, buna çözüm bulacak ya da destek verecek, çünkü buna bir tek mimari çözüm bulamaz, destek verecek çözümler ve öneriler getirmeye çalışıyoruz. Bu dediğim gibi yani çok kişinin katılımıyla yapıyoruz artık projeleri, birçok farklı disiplin katılıyor, hep beraber bu konular üzerinde kafa yoruyoruz. Şöyle bir şey söylemeliyim. Mesela pandemiden önce bir projeye davet edilmiştik. Bir yarışma projesine bir proje hazırladık. Sonra tabii ki bu pandemi çıktığı için bir çok büyük bir ofis projesi bu. Yani 30 katlı bir gökdelen düşünün ve çok çalışanı olan. Tabii pandemi de duruldu. Çünkü artık çalışma anlayışımız değişti. Şimdi artık bu kadar büyük bir ofise ihtiyaç var mı? Herkes pandemi sonrası ofise geri dönecek mi? Bunlar soru, artık bunları konuşuyoruz. Şimdi birçoğumuz, bütün çalıştığımız ticari firmalar dahil olmak üzere, pandemi sonrasında artık bu düzenin devam etmesi gerektiğini düşünüyor, ki çok normal. Yani aslında geleneksel dünya bize bunu getirse, dayatsa dahi konservatif yapımızdan vazgeçemediğimiz için hala ofislerimiz vardı, herkesin kendi odası vardı ya da ortak ofisler vardı gibi gibi. Ama artık dünya değişiyor. Birçok kişinin ofise gelmesine gerek yok. Biz pandeminin başından beri evden çalışıyoruz. Ben bugün ofisteyim. Çok nadir. Çünkü biz tabii biliyorsunuz malzemeyle çalışıyoruz. Hani material boardlar hazırlanması, numunelerin yaptırılması falan gibi konularda ofise geliyoruz. Arkadaşlar da o şekilde. Herkes evinden çalışıyor. Ve pandemi sonrası da ofisin yarısını ofise gelmesini istemiyoruz. Dönüşümlü yapacağız bunu belki de. Daha henüz karar vermedik ama daha bunun da sonucunu görmedik, biliyorsunuz bu süreci. Evet. Devam edecek. Dolayısıyla sistemler değişecek ve bu sistemlere adapte olacak. Yeni önerileri, yeni çalışma sistemlerini ya da yaşam sistemlerini öngörmemiz lazım ve bu konuda fikir geliştirmemiz lazım, ki bunları projelerde yapıyoruz zaten. Tamam, o zaman bir tane daha sorum var. Ondan sonra Bengü'ye geçeceğim. Normalde siz sunum esnasında bunu birçok kez değindiniz ama ben cevabını tekrar bir alabilmek için soracağım birazdan. Çünkü biz öğrenciler olarak birçoğumuzun hayali küresel anlamda bir eğitim alabilmek, küresel anlamda bir deneyim kazanabilmek, farklı kültürler tanımak. Bu çok özel bir şey.
Bu yüzden uluslararası da tasarım yapmanın hissi nasıl? Türkiye'dekinden farkları neler? Ve yurt dışına açıldığınız o ilk projenizde hangisi, öğrenciyken veya profesyonel hayatınızda deneyimleriniz nasıldı? Bunu bize biraz anlatabilirseniz çok sevinirim. Tabii. Bu arada çok şanslısınız çünkü hani uluslararası eğitim almak, tabii ki bir kültürü gitmek, bir kültüre gidip orada yaşamak, onunla içselleştirmek, deneyimlemek çok ayrı bir konu. Ama dijital ortamda şu an sanıyorum istediğiniz birçok okulda ders de alabilirsiniz ya da o eğitiminize ek, bilemiyorum, küçük kurslara gidebilirsiniz gibi, programlara yazılabilirsiniz gibi. Çok şanslısınız bu anlamda. Yani bunu muhakkak eğitim süreciniz boyunca yapın. Yani bu Erasmus çok faydalı oldu. Birçok Erasmus'a gitmiş gelmiş arkadaşlar bize geliyor. Ya da işte yurt dışında sonra burs almış, yüksek lisansını yurt dışında tamamlamış arkadaşlar bize geliyor. Hani bu dijital dünyada şu an bunları yapmanız çok kolay. Ama size tavsiyem muhakkak bir dönem iş hayatına atılmadan ya gidin yaşayın ya staj olarak gidin. Ya bir programa katılın, ya hiçbir şey yapmayın, gidip garsonluk yapıp bir yerde yaşayın. Yani illa mesleği de yapamıyorsanız, hani bir takım şeyleriniz varsa, izinler alınması gerekiyor, işte davet edilmeniz gerekiyor falan, bunu da yapamıyorsanız size tavsiyem muhakkak bir 3 ay bir ülkede, 3 ay bir ülkede muhakkak yaşayın. Bütün dünyanız, bakış açınız değişecek. Tatile gitmekten bahsetmiyorum ama yani sürekli orada kalıp O toplumun bir parçası olmak, dinamiklerini hissetmek gibi. Ve bunu da hayatınız boyunca seyahatlerinize destekleyin, başka konularla destekleyin, işte ne bileyim oradaki konferanslara gidin. Bu çok kıymetli bir şey. Hep bir ayağınız o global ortamın içinde olsun diye tavsiye verebilirim. İlk proje, yani uluslararası proje yapma deneyimi gerçekten biz çok çok keyif alıyoruz. Bakış açısı çok farklı. Yani yanlış anlamayın, hani lokal olarak Türkiye'deki bütün müşteriler öyle ya da böyle demek istemiyorum. Yani çok harika müşterilerle çalıştık. Çünkü biz müşterinin çok önemli bir ayak olduğunu düşünüyoruz başarılı proje yapmak için. Müşteriyle olan uyumumuz, aynı vizyonda olmamız, aynı yere bakıyor olmamız. Çünkü birlikte geliştiriyoruz. Neden? Çünkü biz sanatçı değiliz. Aslında bir servis veriyoruz bir noktada. Evet, kreatifiz, tasarımcıyız ama bir de servis veriyoruz. Bir ticari ilişki içerisine giriyoruz müşterilerle. Dolayısıyla ben yurt dışındaki hani profesyonelliği daha farklı buluyorum. Tasarımcıya bakış açısını çok daha farklı buluyorum. Bunlar bizi çok besliyor açıkçası, buradaki ilişkiler. Aynı zamanda da tabii biraz da bizden, şimdi tabii çok o makas daraldı. İlk çalışmaya başladığımızda bizden çok daha farklı, hani bu bahsettiğim danışmanlar, diğer disiplinler vesaire. Biz hani Lighting Consultant daha yeni Türkiye'de, birkaç senedir, 5 senedir belki hani böyle bir şeyin varlığını kabul ettirebiliyoruz. Ama ondan önce yani bizim hemen listelerimiz, işte şunlarımız, bunlarımız, konsultantlarımız ya da ihtiyacımız olan bilgiler. Yani bir design brief almak bile o kadar önemli ki müşteriden. Çünkü brief vermek zorunda. Hani biz dediğim gibi heykeltıraş değiliz yani. Heykeltıraş için bile yani bir müşterisi sipariş verirse bir brief veriyor. Bir design brief alma, ki mesela biz bundan çok güzel etkilendik, faydalandık bu aldığımız design brieflerden. Bazen müşterilerimize biz Q&A yapıyoruz. Biz bir soru cevap hazırlıyoruz, sorular hazırlıyoruz ki ondan bazen müşteri söyleyemiyor da tam ifade etmek istediğini. O sorularla, aldığımız cevaplarla aslında müşterinin hedefinin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Tabii bizim şapkamız aldık briefi yapmak değil, onu yukarıya taşımak. Yani bizden bir birim bir şey istiyorsa müşteri, biz 3 birim geri dönüp ya da 3 adım öteye götürüp geri dönüş yapmalıyız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi sahneyi Bengü'ye bırakıyorum. Merhaba. Merhaba Bengü. Ben ilk önce şunu söylemek istiyorum. Stüdyo olarak toplandığımızda tasarım süreci anlamında birçok soru aklımıza geldi. Bu sorulardan seçilen sorulara baktığımızda da tasarım süreciyle alakalı, sizin öğrencilik hayatınızla alakalı veya ufak önerilerle alakalı sorular çoğunlukta. Sorulardan ilki, genel olarak baktığımızda biz proje tasarım aşamalarını öğrenciler olarak en çok zorlandığımız alanlardan bir tanesi aslında. Projeye başlarken bize ilham olabilmesi için bir takım analizler ile yola çıkıyoruz alana gidip.
Çalıştığınız projeyi ele alma ve tasarlama süreciniz nasıl ilerliyor açıkçası? Gösterdiğiniz projelerde de konsept aşamasındayken aldığınız birkaç ilham kaynağınızı anlattınız az önce aslında. Ama bu aşamaları nasıl ele alıyorsunuz onu merak ediyoruz aslında. Aslında aynı sizin gibi. Yani meslek olarak yani ben birazcık daha detaylandırabilirim tabii. Sizin yani eğitimde gördüğünüz şekilde. Şimdi en baştan alayım. Bize bir konu geliyor diyelim, bir proje geliyor. Bu proje Türkiye'de olabilir, yurt dışında olabilir, başka yerde olabilir. Biz proje konusu için her zaman bir hikaye tasarlamaya çalışıyoruz. Çünkü biz yaptığımız projelerle kullanıcılara dokunuyoruz, insanlara dokunuyoruz, hayata dokunuyoruz ve bir mesaj veriyoruz aslında. Bu mesajımız ne olmalı? Şimdi bu hikayeyi etkileyen birçok faktör var. Bölge, lokasyon, iklim, oradaki yaşam koşulları, hedef kitle müşterisi, profili kimdir, ne bekler, biz ne vermeliyiz ona gibi. Ve bütün bu hani bunlar bizim çok analitik bir yaklaşım aslında. Bütün bunları yazdıktan sonra birçok şeyden etkilenebiliriz. Bu proje konusuyla çok alakalı. Yani mesela biz o kokonları yaparken işte şimdi Bakü Havalimanı'nda onların müşterinin bize verdiği brief Azerbaycan hospitality anlayışı, yani misafirperverliği. Misafirperverliği. Dolayısıyla bize hep şunu anlatlar. Azeriler çok sıcakkanlı insanlardır, çok mütevazidirler, çok işte insana çok cana yakınlardır vesaire gibi. Dolayısıyla bir tane şeyimiz, korkutan bir yer yapmak istemedik. İnsana çok yakın bir yer yapmak istedik. Yani hep aldığımız briefle verdiğimiz cevaplarla bir hikaye yaratıyoruz. Sonra dedik ki bu kültürden ne kullanabiliriz? Neler var bu kültürde mimari olarak bize ilham verecek? Yani onların ve hep uğruna inandıkları nar var. Ve nar da bir kabuk biliyorsunuz. Çok kuvvetli bir kabuk. Zaten biz o kütle içerisinde mimari proje olarak kütleyi ve o gün ışığını kesmeden, kütle algısını bozmadan o yüksekliği insan ölçeğine getirme fikri vardı. Bunlar ve kabuk hikayesiyle de o kakunlar çıktı. Aslında böyle birdenbire çıkmıyor bunlar. Bunları düşünüyoruz, yazıyoruz, araştırıyoruz vesaire. Sonra bir hikaye oluşturuyoruz. Dolayısıyla aslında bu hikayeler oluştuktan sonra da bize bunu fiziksel hale getirmek kalıyor. Yani önce eskizler yapıyoruz, denemeler yapıyoruz. O kakunlar defalarca değişti o forma ulaşana kadar. Belki de ilk başta nardan başladık, hatırlamıyorum. Yani nar formundan başladık. Hani birçok eskizler yapıldı. Sonra tabii ki bu form hem strüktürel anlamda uygulanabilir olması, hem malzeme olarak uygun olması gibi birçok sebeplerden bir şeye ulaşıyoruz, bir sonuca ulaşıyoruz. Diğer projelerde de aynı şekilde. Bunları yaptıktan sonra biz bunları artık üç boyutlu olarak çok net tasarladıktan sonra da hani müşteri onayıyla birlikte artık bizim şematik tasarım tarafına geliyor. Bunları detaylandırmaya başlıyoruz ama şöyle değil, hiçbir zaman hikayeyi kurduk, formları yaptık, mekanı tasarladık, biz bunu nasıl üreteceğiz kısmını düşünmüyoruz. Daha o tasarım esnasında o üç boyutlu, biz çünkü görselleştirme yapmıyoruz ofiste. Biz projeyi üç boyutlu olarak tasarlıyoruz. Tasarımı orada yapıyoruz. Görselleştirme değil. Yani bir proje çiziliyor, sonra buyurun bunu görselleştirin değil. Biz de tam tersi işte. Biz orada tasarlıyoruz. Sonra ama tasarlarken de yapılabilitesi, teknik detayları, tüm bunları düşünerek tasarlıyoruz. Ve sonra da şematik olarak bunu artık bizim mesleki olarak en önemli görevimiz, bunu uygulanabilir şekilde çizebiliyor olmak. Becerimiz ve kabiliyetimiz bu olması gerekiyor. En önemli kabiliyetlerimizden biri. Bunu niye söylüyorum? Çünkü genelde arkadaşlar, yani bu dönem pek bize başvuran en azından arkadaşlar çok proje çizmeyi sevmiyorlar. Ama halbuki bizim yani mesleğimizin ana fikri bu. Yani bir şey düşünüyoruz ve onu da sonra uygulanabilir bir şekilde çizeceğiz ve hayata geçireceğiz. Dolayısıyla süreçler bu şekilde oluyor. Tabii o üç boyutlu görseller hazırlandıktan sonra bütün malzeme boardları,
hazırlanıyor. Hatta bu arada belki şunu atladım. Bütün bu brief'i alıp size bahsettiğim hani araştırmaları yaparken bir mood board da hazırlıyoruz. Yani etkilendiğimiz şeyler, dokular, renkler, belki bölgesel malzemeler vesaire, o mood board da sizin çok işinize yarayan bir şey. Bizim de çok işimize yarayan bir şey. Çünkü bir şekilde bir guideline oluyor. Yani o tip etaplarda projeyi ilerletiyoruz. Yani aslında gözlem, analiz ve arka plan bunun aslında altyapısını oluşturuyor projenin ve aslında en güçlü olması gereken kısımlardan bir aşama. Kesinlikle. Bir de tabii bütün bunların sonunda bir kimlik yaratıyoruz. Biz bir identity yaratıyoruz projeler için. Yani o kimliğin de aynı insan gibi düşünün. Hani giydiği şey, konuştuğu, saçı, görseli, iç dünyası birbiriyle tutarlı olması gerekiyor. Dolayısıyla projede de o kimliği tasarlarken bütün kurduğunuz hikayenin, seçtiğiniz malzemenin, tasarım yaklaşımının bu hikayeyi bütünlüyor olması gerekiyor. Ek olarak bunların hepsine ek olarak, yani siz tasarım yaparken sizin için vazgeçilmezler var mı? Tasarım yaparken mesela imzanız olarak kullandığınız ögeler nelerdir? Bu konuda mesela maddelerde verdiğiniz örneklerden birinde doğal olmasıyla alakalı her şeyin bütün, yani o bu her projede ayrı bir imzanız mı var, yoksa mesela hepsine ortak bir alan da kullandığınız bir şey var mı? Açıkçası onu sormak istiyorum. Yani bu biz tasarımcı olarak kendimizi çok kısıtlamayı seven ve hani bunu hiç yapmayız, asla kullanmayız, bunu kullanırız diyen bir ofis değiliz. Çünkü bizim paletimiz, bütün malzemeler ya da bütün fikirler diyebilirim. Ama hani genel olarak portfolyo, yani bütün bu süreçte yaptığımız işlere baktığınızda ve otobanın işlerine de aşinaysanız bir dil birliği görürsünüz. Çünkü bu bir yaklaşım meselesi. Burada bizim iç mimari, gerçek bir mimari, daha çok biz kabuk içine kabuk tasarlıyoruz aslında. Ki hani iç mekan projeleri için söylüyorum. Dolayısıyla o katman sistemi, malzemeyi kullanma şeklimiz, ağırlıklı doğal malzemeleri kullanıyor olmamız, malzemelerin potansiyellerini zorluyor olmamız, farklı sonuçlar çıkarıyor olmamız bizim genel yaklaşımımızı belirliyor. Hani bunun dışında şeyi de söylemiyoruz. Yani zanaati çok seviyoruz, kullanıyoruz ama teknolojinin getirdiği her türlü sistemi de ekleyerek, direkt birebir kullanarak değil ama kendimize göre yorumlayarak kullanmayı çok seviyoruz. O yaklaşımlarda benzerlik görülebilir projelerde. Ama projeler gördüğünüz gibi her coğrafyaya göre, her hikayeye göre değişiyor. Ama bir dil birliği, bir parmak izi muhakkak var. Anlıyorum. Bunun haricinde otoban olarak sınırları en çok aştığınızı düşündüğünüz ve bu konuda sizi en çok heyecanlandıran tasarımınız hangisi? Bunu aslında çok merak edilenler arasında, çünkü gösterdiğiniz projeler her biri bizleri heyecanlandırıyor. Yani gösterdiğiniz, az önce sunduğunuz o projelerin hepsi. Ama biz sizin açınızdan bunun hangisi olduğunu merak ediyoruz açıkçası. Bu da çok popüler bir soru ama o kadar zor ki cevabı. Şimdi tabii her projemizi ayrı seviyoruz. Ama başarıyla bitirdiğimiz. Çünkü bazen proje iptal oluyor, yatırımcı çekiliyor vesaire, ama yani hayata getirdiğimiz ve kullanıma giren her projemizi çok seviyoruz. Hepsinin hikayesi farklı. Sanki insanın çocukları gibi, yani birini ayıracak gibi hissediyor böyle bir soru olduğunda. Ama tabii mesela çok sık yaptığımız işler var. Restoranlar, oteller vesaire, onlar çok sık yaptığımız işler. Ben Bakü Havalimanı'nı çok seviyorum. Çünkü ölçek olarak bize yeni bir bakış açısı getirdi. Şimdi Galata Port projesini çok seviyorum. Çünkü hani Türkiye'de de İstanbul'da da İstanbul'un yurt dışına açılan ya da oradan içeri giren bir kapısını tasardık. Uluslararası anlamda hem çok kişiye ulaşacak hem de temsiliyet özelliği var. Maldiv projesini çok seviyorum çünkü ilk defa tropik bir iklimde proje yaptık. O da bambaşka bir proje. Dolayısıyla bir de tabii bu bir yolculuk olduğu için her gün kendinizi geliştiriyorsunuz, ilerletiyorsunuz. Dolayısıyla eski projelere baktığımızda mesela daha
gençlik dönemimizi görüyoruz. Daha orta dönemlerde daha biraz bu gelişmiş. Şimdi daha biraz olgunluk seviyesi projeleri yapıyoruz bu dönem ve hep kendimizi geliştiriyoruz. Dolayısıyla hani sanki daha güncel projeleri projelere daha yakınız diyebilirim. Anladım. Bunun haricinde şu anda öğrencilerin, hani sizin öğrencilere verebileceğiniz öneriler, tavsiyeler açısından sorulara geçiyorum. Özellikle biz öğrenciler olarak okuduğumuz süre içerisinde tasarımlarımızı ve fikirlerimizi aktarabilmek için çeşitli programlar öğreniyoruz. Farklı kaynaklar araştırıyoruz. Sizin gibi uluslararası bir platformda çalışan bir ofiste öncelikli olarak projelerinizde kullandığınız programlar nelerdir? Yani her ofisin kullandığı program farklı oluyor. Fakat biz uluslararası şekilde baz alırsak bu kullanılan programlar açısından aslında öğrencilerin en çok merak ettiği sorulardan biri. Çünkü öğrencilik hayatımızda bu programları öğrenmeye çalışıyoruz. Böyle bu şekilde bir sorum. Ve Bengül'den sonra bu soruyla ilgili bir de şunu eklemek istiyorum. İzlediğimiz, gördüğümüz, araştırdığımız, takip ettiğimiz insanların kullandıkları programa göre tasarım dilinin de değiştiğini fark ettik. Yani programlar biraz daha tasarım dilini belirleyici bir ögesi olmaya başladı. O yüzden mezun olup ne yapacağımızı da daha çok bilemediğimiz bu süreçte hangi programları öğrenmek bizim için daha avantajlı olur? Peki. Şimdi ben iç mimari grubuma sesleniyorum şu an. Şu an bütün mimarlık fakültesi dinliyor. Hem mimarlık, mimarlık fakültesi, iç mimarlık. Tamam, o zaman her türlü konuşayım. arkadaşlar çok hızlı fikirlerinizi, yani üç boyutlu program çok önemli. Yani üç boyutlu düşünme yeteneğiniz de çok geliştiriyor ve çok haklısınız. Programların potansiyelleri de sizi başladığınız noktadan bambaşka noktaya doğru götürebiliyor. Yani program da sizi destekliyor. Programları iyi öğrenmek ve hakim olmak çok önemli. En kolay ve en basiti, herkesin SketchUp bilmesi lazım. Çünkü çok hızlı üretebildiniz. Çok hızlı modellere bakıp, kütle ilişkilerini görüp, burada bir takım kararlar alabildiniz. Bu tamamen eskiz gibi düşünün ama. SketchUp'ı kesin öğrenmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Bizim kullandığımız, yani biz de SketchUp kullanılıyor. Biz Product Design'da Rhino'yu kullanıyoruz. İlk yıllarda bütün üç boyutlu çizimlerimizi de Rhino'da yapardık, mimari, iç mimari projelerimizi. Fakat ve Rhino çok çok güzel bir program, çünkü buradan direkt imalat çizimi de alabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Rhino'yu kesin öğrenin. Hem küçük ölçekte, mobilya ölçeğinde biz çok çok faydalandık. Direkt orada tasarlayıp imalat çizimlerimizi oradan aldık. Hem de büyük ölçekte çok hızlı da yapabileceğiniz bir program. Tabii Rhino ile devam ederken sonra bu görselleştirme çılgınlığı başladı dünyada. Böyle hiperrealistik renderlar falan. Tabii müşteriler de bunları istiyor. Sonra biz 3D Max'e döndük. Ya bizde hem Rhino var, şu an SketchUp var, Rhino var, 3D Max var. Biz sunumları 3D Max'te yapıyoruz. Tabii onların birçok şeyi var, yani V-Ray'i var, o su var, bu su var. Hani ben kendim bir fiil yapmıyorum artık ama hani her günde gelişiyor, ek modülleri çıkıyor. AutoCAD zaten, yani bu arada söylediğim programları iyi kullanın. Yani az biraz biliyorumla olmuyor, çünkü programın potansiyelini de keşfedemiyorsun. Sana ne kadar yardımcı olacağını da keşfedemiyorsun. Hani 3D Max görselleştirmekle ilgili bir hedefiniz varsa, kendinizi o noktada geliştirmek istiyorsanız 3D Max'e fokus olun. Ama hani 3D Max sizin görselleştirme dışında evet tasarım yapmanıza da imkan sağlıyor. Ama yüklü bir program. Yani bunların hepsi aynı anda bilinemez diye ben düşünüyorum. Bilen size de, yani bilen varsa da birini çok daha iyi kullanıyordur. Tabii ki AutoCAD kullanıyoruz. AutoCAD de hep sürekli gelişen bir program. Çok iyi, bütün performansıyla, potansiyeliyle kullanmak lazım. Bir dönem Revit'e geçtik uluslararası projelerde. Ancak biz çok detaylı çalışan ve yani bir malzeme kütüphanemiz, evet küçük bir malzeme kütüphanemiz var ama her projede yeni bir şey üreten, tasarlayan bir ofis olduğumuz için Revit bize ağır oldu. Yani ağırlaştık orada. Sonra tekrar AutoCAD'e döndük. Ama onun dışında siz herhalde
gündemi çok daha yakından takip ediyorsunuzdur. Yeni programlar da vardır. Tabii ki hani Photoshop vesaire, hani InDesign, bunları hiç şey yapmıyorum, bahsetmiyorum. Onlar zaten sizin elinizin altında olan şeylerdir ve olması gereken şeylerdir. Dolayısıyla bunlar sizin araçlarınız. Bunları iyi öğrenin. Teşekkür ederiz. İki tane sorumuz var. Sonra Arzu Hoca'ya bırakacağım sözü. Öncelikle bizim gibi yeni mezun olacak öğrencilerin en merak ettiği soru buydu. Çünkü hepimiz mezuniyetten sonraki sürecin nasıl olacağını çok merak ediyoruz. Ve yeni yerlere başvurmak için portfolyolar hazırlıyoruz, CV'ler hazırlıyoruz. Ofislere başvurmak için doğru kelimeleri seçmeye çalışıyoruz. Bir sürü yazıyoruz, siliyoruz. Yani ilginç bir sürede girdik. Otoban'da sizinle çalışacak yeni üyelerinizi seçerken nasıl bir değerlendirme süreci uyguluyorsunuz diye merak ettik. Nasıl yani, ayrışıyor değil mi? Yani o kadar o kalabalığın içinde bir sürü çalışmak isteyen kişiler. Evet, çünkü bir şirketlere başvuru da çok fazla olduğu için hani onu nasıl bir süzgeçten geçirip yani son aşamaya en azından nasıl o insanlar kalabiliyor? Bunlarda farklı farklı kategoriler oluyor çünkü farklı farklı şirketlerin. Bunu merak ettim. Evet, yani şöyle, bizim ofisimiz bir dönem çok kalabalıklaştı. Yani böyle bir 45-50 kişiye kadar çıktı. O zaman çok daha fazla imkanımız vardı. Yeni mezun arkadaşlara da yer açıyorduk. Yeni mezun arkadaşlara önce bir staj imkanı tanıyorduk. Hani mezun olur olmaz çünkü mimar olunmuyor arkadaşlar. Bu diploma veriliyor ama olunmuyor. Yani bir tecrübe geçirmeniz gerekiyor. Staj imkanı veriyorduk. O staj süresinde başarılı gördüğümüz, performansından memnun kaldığımız, potansiyeli olduğunu düşündüğümüz arkadaşlara da böyle bir junior mimar olarak başlatıyorduk. Şimdi tabii sayımız azaldı. Çünkü biz çok yorulduk şey olarak, kurucular olarak. Şeyden, meslekten çıkıp yöneticiliğe dönmeye başladık. Çünkü bizim mesleğimizde de profesyonel yöneticiler yok. Yani şirket gibi bu bir tane genel müdür başına oturt, o bak devam ettirsin gibi bir durum da yok. Ve de onu da denedik, o da olmadı. Dolayısıyla dedik ki burası bizim kendi evimiz, yani bebeğimiz. Biz burayı birazcık daha küçülteceğiz ve biz daha çok tasarıma vakit ayıracağız. Daha fokus olacağız ve daha nitelikli projeler yapacağız. Ve o kalabalıktan sonra inanın proje sayımız düşmedi. Aynı sayıda proje yaptık ve çok daha az kişiye daha programlı bir şekilde çalışarak. Yeni mezun arkadaşları staj başvurusu da yeni mezun arkadaş da çok oluyor. Fakat hani bizim kadar daha az sayıda işte şimdi 20-25 kişiyiz herhalde çalışanı olup hele bu pandemi döneminde evde çalışırken birkaç stajyer aldık şu an ama almak çok zor oluyor. Çünkü biz size sadece dijital olarak burada ekrandan her şeyi aktaramıyoruz. Yine de nasıl kriteriniz var? Hani aldınız madem birkaç kişi diyorsanız. Eğitimine bir kere bu ön yazı çok önemli. Yani böyle sizden çok daha tecrübeli, işte 5-10 yıl tecrübeli arkadaşların başvuru yazılarını okuyorum. Çok üzülüyorum yani. Hani ben onu okumuyorum bile artık. Hani o başvuru yazısından sonra CV'sine hiç bakmıyorum. O yazı çok önemli. İkincisi portfolyonuz tabii ki önemli. Üçüncüsü portfolyoya gelene kadar hani muhakkak yaptığınız stajlar, yani kendisini yetiştirmiş, değerlendirmiş, bu süreci iyi değerlendirmiş kişiler benim için önem kazanıyor. Tabii benim en önemli kriterim uluslararası projeler yaptığımız için iyi seviyede İngilizce. Yani zaten o ilk kriteri sağlamayan hiçbir ne yeni mezun ne 10 yıl tecrübeli arkadaşı görüşmeye davet etmiyorum. Çünkü başka bir yolu yok bunun. Dolayısıyla yabancı diliniz, kullandığınız programlar iyi kullanmış olmanız, iyi kullanabiliyor olmanız ve de onun dışında hani ne bileyim avantajlı olarak ben yurt dışına gitmiş orada yaşamış biri varsa ona daha öncelik tanıyorum. Kendi adıma ondan sonra portfolyosunda bakıyorum sadece tasarım değil bu işin teknik olarak mesleki bilgisini de aktarabildiği teknik çizimleri var mı? Yani malzeme bilgisi var mı? Orada bir detay bilgisi var mı? Ona çok bakıyorum. Gibi. Çok teşekkür ederiz. Bu hepimizin çok merak ettiği bir soruydu. Son olarak da
bu hepimize yol göstermesi açısından da biraz daha öğrencilik yıllarınıza seslenebilseniz ne söylemek isterdiniz? Ne güzel bir soru. Ne söylemek isterdim? Şimdi ben Mimar Sinan Üniversitesi'ne girdim ve çok da ağırdır bizim okul. Yani hani hocalarımız çok Türkiye'nin en köklü hocalarındandır. Biz hele bizim dönemimizde yani böyle çok yaşı büyük hocalarımız bile hala hani asistan böyle hani daha çünkü onlardan sıra gelmediği için. Ve ben dolayısıyla birazcık da heyecanlı bir tip olduğum için herhalde okulu çok da severek okudum, hiçbir problem yok ama böyle hızlıca bitirmek istedim. Yani sanki beni bekliyor, piyasa beni bekliyor yani hemen bitirmek istedim okulu. Ki benim arkadaşlarım böyle uzata uzata işte ben 4,5 senede bitirdim ve ilk bölümün ilk mezunuydum. Hani o yarım dönemde bir rahatsızlık geçirmiştim. Hani benden sonrakiler hani o kadar 10. seneye uzatanlar vardı. Bir de mimarsal böyle 4 yılda bitirme olan bir şey değil mi benim hatırladığım yani? Öyle bir her babayı yedin de harcı değil mi? Yok. Ben işte öyle bir karar verip nasıl olduysa çok hızlı bitirdim okulu. Hani biraz daha kalmak istermişim onu düşünüyorum. Sonra da yüksek lisans yapmak isterdim yurt dışına gidip ama. Onu yapmadım. Yani o bir dönemdir ya okuldan sonra eğer öyle bir hedefiniz varsa okuldan sonra direkt yapın. Çünkü iş hayatına atıldığınız zaman ve de eğer zevk alıyorsanız, zevk aldığınız bir ortamdaysanız o bir şekilde öteleniyor, erteleniyor ve sonra da vakti geçmiş oluyor. Onun dışında ama ben çok zevkli yaşadım yani okul zamanımı. Atölyeleri çok severdim hocalarımla. Yani her hocamla ayrı bir hikayem vardı. Bir hocamla hatta Ali Mustubaş rahmetli oldu. Klasik müzik severdik. Benim görevim klasik müzik CD'leri, CD çalar getirip klasik müzik CD'leri getirmekti. Ve biz atölye derslerimizi öyle yapardık. İşte her hafta bir kompozör üzerinden giderdik. Yani ben keyifle okudum okulu. Keyif almadan zaten hani böyle görev gibi mecburi işi gibi okunmuyor bence. Ya da bir noktaya kadar faydalı oluyor. Böyle anılarım. Bizim de herhalde en özlediğimiz alanlardan biri stüdyoda hep birlikte çalışmak. İşte sabahlamak, birlikte bir şeyler yapmak gerçekten herkes olarak en özlenen kısım oldu öğrenciler olarak. Değil mi şeyler, jüriler, duvarları asmalar, herkesin gelip o heyecanı, bir de heyecanı. Evet, ne güzel. Yani. Yetişmemesi en çok özlediğim şey. Evet, yani. Ve ben çok kütüphanede çok vakit geçirirdik biz Sefer'le. Bir de bizim okulun kütüphanesi de ayrıca güzel. Hani böyle harika, boğazın üstünde falan. Çok keyif aldığım bir yerdi. Dolayısıyla hani zaten sizin artık hani kütüphane tabii çok ayrı bir şey. Kitap, kağıt dokusu ama her şeyiniz burada. Yani istediğiniz her şeye ulaşabiliyorsunuz, araştırabiliyorsunuz. Çok şanslı bir dönemdesiniz. Yani birazcık da şanssız çünkü sizin gibi herkes de ulaşabiliyor. Evet. Ve o açıdan da rekabette insan sürekli geride kalmış. Geride mi kalıyorum acaba? Daha ulaşamadığım neler var diye. Onun stresini de yaşıyor bir yandan. Avantajı da dezavantajı da bol. Evet. Seyhan Hanım ben şimdi bakınca böyle aslında şu an ekrana bakınca 4 tane kadın mimar görünce ya da işte mimar adayı en azından görünce aslında hepimizin farkında olduğu bir şeyin sormak istiyorum. Aslında mimar disiplininde kadınların rolü giderek baskın oluyor. Ben kendi öğrencilerimize baktığımızda da hep mimar fakültelerindeki artık öğrenci profilinde de kız öğrencimiz, kadın öğrencimizin daha çok olan erkek öğrencilerin oranının bir nebze daha düşük olduğunu görüyorum. Bu hatta bu uzunca bir süredir de devam eden bir genel tercih. Bunu artık aslında hem ülkemizin koşullarına baktığımızda aslına bakarsanız kadınların birçok alanda maalesef zorlandığını ve bazı sınırları aşmakta çok zorlandığını görüyorum. Eğitim alma aşamasında belki böyle bir sınırı doğrudan yaşamıyoruz. Ama sonra profesyonel hayatta kadınların bu cinsiyet ayrımının getirdiği herhangi bir engelle karşılaştınız mı? Yani kadın olmanızdan kaynaklı ortaklarınızın yaşamadığı ama sizin karşılaştığınız sorunlar oldu mu ve nasıl yaşayabildiniz? Böyle kadın mimar adaylarına ne önerirsiniz? Ya aslında bir kere daha böyle bir sohbet esnasında soru sorulmuştu ve
O zaman geri dönüp bakıp da düşünme fırsatım oldu. Ben yaşamadım galiba, biliyor musunuz? Yani bu şöyle, tabii benim hani Sefer'le birlikte kurduğum ve sonra Efe'nin de bize katılmasıyla üç ortak olduğumuz bir nokta. Bu birazcık kimlerle iş yaptığınız, değil mi? Yani nasıl, hangi ortamlarda iş yaptığınız, müşteri profiliniz gibi şeyler olabilir. Hani belki de ben şanslıydım. Zaten erkek ortaklarım olduğu için bazı konuları onlar götürüyordu, belki yansıtmıyor. Ama ben tabii hani mimar şapkasıyla oturunca karşımda kim olursa olsun ben mimarım. Yani kadın ya da erkek değilim. Hep o bakış açısıyla durduğum için her yerde öyle bir cinsiyet ayrımı gibi bir şey hissetmedim. Ama tabii ki toplumda bu yadsınamaz bir şey. Yani ben hissetmedim ama o oldukça hepimiz için, hepimizin bildiği bir konu bu. Evet. Fakat bunları aşacağız arkadaşlar. Kalabalık bir şey. Zaten sanıyorum dünyanın da kadın ortalaması artmaya başladı. Şekilde. Ve de daha doğrusu meslek insanı, eğitimli kadın artmaya başladı. Hiçbir şekilde siz bir mimar olarak bir yere oturduğunuzda bu disiplini koruduğunuz sürece hiçbir şey olacağını zannetmiyorum. Oluyorsa da artık o insanlarla ilgili bir konu, eğitim şart, belli bir süre sonra bunlar da geçecek. Sizin döneminizde değil belki ama daha ilerleyen dönemlerde geçeceğine inanıyorum. Kesinlikle ben de bu konuda açıkçası daha optimist tavırla bir öyle bir perspektiften, yani bu konuda aslına bakarsanız giderek farkındalığını da arttırmıştım. Yani bu konuda yaşanan problem yaşayanların da artık daha kolay sesini çıkarabildiğini ve bu konuda bu yaşanan problemlerin daha görünür hale geldiğini düşünüyorum. Çözümleri kim nasıl geliştiriyor o konu tartışılır ama bizler gençler özellikle, onlar farkında olduğu sürece bu sorunu eminim bu sorun yakın zamanda çözülebilecek bir hal alacak. Evet, aynen. Tekrar çok teşekkür ederiz. Biz o kadar çok bir soru biriktirmişiz ki hiç söz veremedik şeylere, dinleyicilerimiz. Aslında evet, onlardan ben biraz sorular almak istiyorum. Şimdi bir tane Aydan Hacaloğlu'dan bir soru gördüm. Ve aslında bu soru benim uzmanlığım aydınlatma. Ben mimar aydınlatma tasarımcısı olarak çalıştım aslında İstanbul'da 3-4 yıl kadar. Ve aslında ben de size bahsettikçe aydınlatma danışmanlığı bu süreyi aslında Türkiye'de bunun ne kadar yeni yeni kabul edilmeye başladığını, bunu bizzat yaşayan bir ofisin parçasıydım. Ve artık sonrasında akademide şey yaparak toplum temelli, ama hep siz bahsettikçe kimle çalışıyor aslında gerçekten aydınlatma projelerinizde, doğrudan çalıştığınız bir ortağınız var mı? Ya da proje bazında karar mı veriyorsunuz? Merak ediyorum. Özellikle İstanbul'da tercih ettiğiniz oradan bir iş ortağınız var mı? Her proje için farklı kişilerle çalışıyoruz aslında. Yani herkesin portfolyosuna bakıyoruz. Çünkü bizim farklı sektörlerde işlerimiz oluyor. İşte ne bileyim, Galata Port Terminali 30 bin metrekareyken işte daha küçük bir restoran projesi ayrı bir bakış açısı gerektiriyor. Daha çok portfolyolarına bakarak karar veriyoruz danışmanların. Ama zaten hani meslekte uzun süredir olduğumuz için herkes birbirini tanıyor. Ve de hiç çalışmadığımız bir kişiyle çalışıp da deneyebiliyoruz. Yurt dışı projeleri için uluslararası ağırlıklı Londra'dan çalışıyoruz. En son Inverse diye bir firmayla çalıştık. Ondan önce çok meşhur bir aydınlatma tasarım firması var. Hong Kong ve Londra'da ofisleri var, hatta Dubai'de. Onlarla çalıştık. Türkiye'de Korhan Bey'le çalıştık. Neydi firma? ProArt yok, değil. Değil. Bir şey. Evet, Korhan Bey'le çalıştık. Nergis Hanım'la çalıştık. Ali Berkman diye genç bir arkadaş var şimdi, ama o zamandır çok güzel profesyonel işler yapıyor. Ali Berkman'la çalışıyoruz şimdi. ZKLD ile çalışıyoruz, Zeki Bey'le uzun zamandır. Hatta şimdi bizim Hilton, Harbiye'deki Hilton'u yeniliyoruz. Bu meşhur, ikonik binayı. Oradaki aydınlatma danışmanımız onlar. Çok farklı firmalarla çalışıyoruz. Çok güzel, evet. Ben şimdi bir yandan diğer soruları da almaya çalışayım, kaçırmayayım. Ben kaçırmış olabilirim. Bahsetmediyseniz, teknoloji olarak çizim proje için AutoCAD, Revit, SketchUp, Render, teknik program ne kullanılıyor? Aslında
Asude Güven sormuş. Aslında biraz bahsetmiştiniz ama genel olarak kullandığınız program sanırım ihtiyacınıza, program içeriğine göre değişiyor değil mi? İhtiyacımıza göre, programı yapacağımız şeye göre değişiyor. Yani bütün bu programlar ofiste var. Hepsinin de hani dediğim gibi iyi kullananı var bazı programlara. Mesela 3D Max kullananlar ağırlıklı 3D Max kullanıyor ve onlar çok iyi. Tabii ki onun üzerine Photoshop'u vesaire hepsini çok iyi kullanıyorlar ama onlar çok fazla AutoCAD kullanmıyorlar. Yani herkes bir noktada kendini geliştiriyor seçtiği alanda. Evet. Bir soru daha var Halis Arda Özdemir'den gelmiş. Sizce pandemi süreci sonrası doğan dijital ortam geleneksel mimarinin yerini alabilir mi? Bu soruyu cevaplamıştık galiba. Böyle bir soru vardı. Kılıç'ı sormuştu. Sormuştum ben bunu. Evet. Aynen. Tamam, o kaçırdı herhalde. Başka sorusu olan var. Benim şu an chatte göremediğim bir yandan şey yapıyorum. Kaçırdığım bir soru var mı? Sorusu olan varsa da yazabilir. El kaldı. Raise hand, eğer raise hand'ı seçerseniz görebilirim yukarıdan ama sanırım şu an artık soruları da olmayabilir çünkü onlarla oluşturduğumuz bir havuzdan aldığımız için sorulacak. Doğru. Bütün herkesin soruları. Biz de dayanamadık. Biz de kendi içimizden de hazırladığımızın dışına da çıktık. Evet. Anlattıkça bizim aklımızda oluşanları. Eğer başka sorusu olan sanırım yok. Size tekrar tekrar çok teşekkür etmek istiyoruz. Size kıymetli zamanınızı ayırdınız. Evet. Faydalı olduğundan hiç şüphem yok. Arkadaşlar bize bu konuda... Ne hoş. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederiz gerçekten bugün bizimle olduğunuz için. Harika. Çok mutluyum. Çok teşekkürler. Kendi stüdyo adına. Rica ederim. Ben çok mutlu oldum. Sizlerle birlikte olmak böyle bir çok yoğun giden bir koşturmanın içerisinde böyle arkadaşları, fırıl fırıl arkadaşları karşımda görmek ilgili potansiyel meslektaşlarımızı çok keyifli oluyor. Umarım küçük de olsa bir faydam dokunmuştur, dokunabilmiştir deneyimlerimi aktararak. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Tekrar çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Heyecanınızı yitirmeyin. Çok uzun bir yolculuk. Evet, doğru. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar. İyi çalışmalar.